Arkadaşlar merhabalar, AYT Genel Tekrar'da artık son kısımdayız. Burada limit, türev, integral sorularına bakacağız. Belki uzun sürer bilmiyorum ama daha da videoyu ay ayırmayayım. Burada bitirelim. Ne kadar sürerse siz kendiniz ona göre ara verirsiniz isterseniz. 5 videoda tamamlamış olalım. Şimdi limitte bir bilgi var. Map kitabında da olduğu için ne olur ne olmaz biz de yapalım. Şimdi sınavda çıkar belki ya da sınavda üstte bir bilgi verir. Şöyle bir bilgimiz var. Limit x sıfıra giderken, burasının sıfıra giderken olması önemli. Çünkü kural sadece bunda geçerli. Siz tanjantın, sinüsün, kosinüsün limit türev integrallerini öğrenmiyorsunuz. Ama böyle ekstra bir bilgimiz var. ax bölü sin bx, a bölü b'ye eşittir. Ya da bunlar tam tersi olsun arkadaşlar. Limit x sıfıra giderken sin bx bölü ax desek yine b bölü a gelir. Hatta bu sinin yerine tanjant gelse böyle arkadaşlar a bölü b olur. Yine limit x sıfıra giderken bx bölü tan a x olsa yine b bölü a olur. Son olarak da limit x sıfıra giderken ister sin payda da olsun ister tanjant payda da olsun sin bölü tanjant veya tanjant bölü sin de buradaki x'lerin katsayılarının oranına eşit. Bakın o a ve b'leri tesadüfen vermedim hepsinde limit x sıfıra giderken a bölü B yani katsayıların oranı bize limiti veriyor bunun Bence nereden geldiğini hiç bilmeyin bile Çünkü e, bir yorum yaparız üçgende alandan yararlanarak arkadaşlar ve orası biraz böyle terstir. hiç o muhabbete girmeden Bence temiz bu ezber bilgiyi bilelim geçelim Şimdi burada mesela limit x sıfıra giderken 5x artı tan 7x bölü sin 2x diye söylemiş. O zaman ben burada şöyle bir yorum yapabilirim. Limit x sıfıra giderken 5x bölü sin 2x artı tan 7x bölü sin 2x diye ayırırım. Sonuçta toplama işlemini böyle ayırma hakkım var. O zaman bakın buradaki limit katsayıların oranından ne gelecek? 5, 5 bölü 2. Buradaki limit katsayıların oranından 7 bölü 2 gelecek. Doğal olarak 12 bölü 2'den 6 oldu arkadaşlar. İlk sorunun cevabı. Şimdi burada tabii ki diyeceksiniz x sıfıra giderken dememiş ama hocam. Çünkü bu soru direkt o formülle alakalı bir soru değil. Burada yorum yapacağız. Ben hep şunu söylüyorum. Limit türel integralde. Mutlak değer varsa önce mutlağın dışına nasıl çıktığını anlayacaksınız mutlağın dışına çıkartacaksınız sonra başlayacaksınız sorunun çözümüne. Bakın x pi artı demiş. Yani 180'den büyük bir değer. Uyduruyorum. Şöyle bakın 180.7 gibi düşünün tamam mı? Sinüs 0'dan 180'e kadar pozitiftir ama 180'den 360'a kadar da negatiftir. O yüzden bu sinüs pi artı da eksi olarak çıkacak dışarı. Çünkü içi eksi ise eksiyle çarpılınca pozitif olur. Sonra buna göre arkadaşlar aşağısı zaten sin x artı x sadeleşti. Limit x pi artıya giderken eksi 1 artı x oldu. Artık herhangi bir tanımsızlık belirsizlik falan yok. Pi'yi direkt yerine yazarsak eksi 1 artı pi olmuş oldu arkadaşlar cevabımız. Gelelim şimdi buraya. Fonksiyonu tüm reel sayılar için sürekli yapan en küçük m tam sayısı nedir diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar bir kere fonksiyonun sürekli olması için paydada tanımsızlık olmaması lazım. Ama herhangi bir denklemde x yerine bir kök yazabilirsek, kök yazabilirsek bakın o denklem paydası sıfır olacağı için tanımsız olur. O zaman ne olmaması lazım? Paydanın kökünün olmaması gerekir. İkinci derece denklemin kökünün olmaması ne demektir? Delta Sıfırdan küçük olmalı demektir. Bu yüzden b kare eksi 4 ac yaptım. m kare eksi 4 m artı 4 eksi 16'dan bu şekilde olmuş oldu. m eksi 6 çarpı m artı 2. Küçüktür sıfır. 6 ve eksi 2. Demek ki arkadaşlar eksi 2 6 artı eksi artı olmuş oldu. Eksi 2 ile 6 arasında alacağı en küçük değer eksi 1 tam sayısıdır. B şıkkı olur. Evet, gelelim türev yorumlarına şimdi. Türevde arkadaşlar, geometrik yorumda tabii bence temel analitik her yerde lazım. Sonuçta siz sınava giriyorsunuz. Eğer net hedefiniz çok düşük değilse arkadaşlar, 20'lerin üzerine hedefliyorsanız lütfen analitik çalışın. Çünkü oradaki temel mantığı anladığınız zaman gerçekten türevde, integralde, mutlak, e, limitte, e, parabolde, fonksiyonlar grafiklerinde bayağı bir işinize yarıyor. Şimdi bir kere bir noktadaki teğetin eğimi o noktadaki türevdi. O yüzden f türev eksi 1 aynı zamanda doğrunun eğimine eşittir. Bu kenarda bence dursun. Şimdi gx eşittir f kare x olduğuna göre g türev eksi 1 nedir demiş. Her iki tarafın türevini alıyorum. g türev x. Fonksiyonların türevi nasıl alınırdı? Önce sanki x karenin türevini alırmış gibi üstünü 1 azalt. Sonra artık 2f üzeri 1 olduğunu yazmaya gerek yok. Her fonksiyonun türevinde muhakkak yanına f türev x'i yapıştırmayı unutma. O zaman soru bizden ne istiyormuş? g türev eksi 1, 2f eksi 1 çarpı f türev eksi 1 istiyormuş arkadaşlar. O zaman ben şöyle bir şey söyleyebilirim. f 1'e bakalım hemen. Şimdi f eksi 1'in değeri yok görünüyor ama arkadaşlar burada 2 bölü 2'den doğrunun eğimi kaç bakın? Sola yatık olduğu için 1. Aynı zamanda bu neyi anlatıyor bize o zaman? Tanjant alfa 1'dir. 2 eksi eksi 1 burası 3 birim. Demek ki tanjantın 1 olması için karşı bölü komşu 1 olması lazım. Böylece buraya 3 kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar f eksi 1'in 3 olduğunu anladık. F türev eksi 1 nedir? Bu noktadaki teğetin eğimi doğrunun eğimidir. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bu noktadaki türev tanjant alfa ama Doğru sola yatık olduğu için eksi tanjant alfa yani eksi 1. Sola yatıksa doğrunun eğimi negatif. Sağa yatıksa doğrunun eğimi arkadaşlar pozitiftir. Aman unutmayalım bunu. Dolayısıyla eksi 1 olacak. Böylece cevabımız e, eksi 3 çarpı 2'den eksi 6'ymış. Şurada bir de 2 vardı. A şıkkı geldi bu da. Şimdi arkadaşlar fonksiyonun türevinin işaretiyle ilgili bir durum. Bir fonksiyon artansa türevi pozitif işaretlidir fonksiyon azalansa türevi negatif işaretlidir diyebiliriz genel olarak. Şimdi e, burada f türev 4 sıfırdan büyüktür demiş. Fonksiyon 4 noktasında azalmaya devam ediyor. Bunu bazen şöyle de anlayabilirsiniz. Böyle bir teğet çizin. Bu teğet arkadaşlar sola yatıksa negatif, saat yatıksa pozitiftir ya. Buradan bile belli bunun türevi ter, negatif işaretlidir. 3-7 aralığında 1 bölü fx artandır. Ne yapacağız? Gidip bunun grafiğini mi çizeceğiz? Tabii ki Hayır. Bunun türevini alacağız. Nasıl alırız türevini peki? f üzeri eksi 1x olduğu için bu. Ee, üzerini 1 azaltacağız. f üzeri eksi 2x tabi Fonksiyonların türevlerinde e, f türev x'i yanına yapıştırmayı unutmayın sakın. Bu yüzden f türev x bölü f kare x çarpı eksi oldu. Şimdi fonksiyonun bir kere karesi ne olursa olsun bu aralıkta tabii ki pozitif işaretli olacak. Buraya yaptım. F türev x arkadaşlar azalan fonksiyon olduğu için 3 7 aralığında türevin işareti negatif. Bir de önünde eksi vardı. Eksi çarpı eksi artı artı bölü artıdan artı oldu. Evet bakın bu doğruymuş. Tabii ki ben yine de size diğer şıkları da göstereyim. F kare x'in türevi nedir? 2 f x çarpı f türev x. O zaman f x arkadaşlar pozitif işaretli fonksiyona ne verirsek verelim. Bakın bu aralıkta x eksenin üstünde. Fonksiyon azalan olduğu için eksi. O zaman bu da arkadaşlar azalanmış gitti. F türev 6 gördüğünüz gibi azalmaya devam ettiği için negatif işaretli. 3 7 aralığında 1 bölü F türev x pozitiftir demiş. F türev x zaten kendi vermiş. Bu eksiydi. 1 pozitif artı bölü x'ten eksi. Bu da hani 1 bölü f gibi düşünmeyin. 1 bölü F türev x olduğu için işareti direkt yanına, yar, yarını, ee, söylemedim pardon. yanına yapıştırmak yeterli. Şimdi burada şunu da belirteyim arkadaşlar. Bir fonksiyon artan olduğu zaman illa böyle işaret pozitif olmak zorunda değil. Sıfır da olabilir. Hatırlıyor musunuz şunu? Şöyle bir grafiğimiz vardı. X küp diye bir grafik. Burada arkadaşlar fonksiyon bakın daima artıyor. Ama x eşittir sıfır noktasında fonksiyonun türevi bakın sıfıra eşittir. O yüzden evet genel olarak demin söylememin sebebi oydu. Fonksiyon artansa evet genel olarak türevi pozitif işaretlidir ama sıfıra eşit olduğu bir yerde muhakkak olabilir. Gelelim buraya. Şekilde fx'in türevinin grafiği verilmiştir diyor. Benim şimdi bir şey daha aklıma takıldı ben onu da söyleyeyim size ya. Çünkü bazen ben o kadar anlatmama rağmen yorumlarda geldiği için bir söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şimdi ekstremum noktaları ile ilgili bazen şu yanlış anlaşılıyor. Türevi varsa evet ekstremumdur ama Türevi yok diye ekstremum olmaz diye bir şey yok. Türev yoksa da ekstremum olabilir. Bakın fonksiyon arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle burada maksimum değerine ulaşmış. Sonra tam oradan azalmaya başlamış. Bu şekilde gördüğünüz gibi burası maksimum noktasıdır. Ya da fonksiyon arkadaşlar azalsın. Şöyle birden sivrilsin. Bakın burada türev yoktur. Ama burası yerel minimum noktasıdır. Sonra şunu söyleyeyim. Diyelim size türevin grafiğini verdi bakın. Burasının içi boş. Burasının içi boş. Gördüğünüz gibi eğer fonksiyon sürekli derse tabi. Sürekli demek şartıyla. Sürekli demek şartıyla. F türev x'in işaret değiştirdiği yer yine ekstremum noktasıdır. Neden sürekli demeli? Çünkü burada eğer sürekli demezse türevi de yok. E belki o noktada hakikaten fonksiyonun içi de boş. O zaman ekstremumdan bahsetmeyiz. Bakın şimdi konu anlatırken de bahsetmiştim. Fonksiyon aynı şu şekle ele alalım. Böyle bakın arttı 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 sonra azalışa geçti ama burasının içi boş. O zaman burası ekstremum değil. Neden? Sizin bir zirveye ulaşmanız için veya bir dibi ulaşmanız için orada tanımlı olması lazım fonksiyonun. Fonksiyon orada tanımlı olmazsa siz o zirveye asla ulaşamamışsınız demektir. Şimdi diyelim bu noktanın ordinatı 4 olsun. 4 de bu içi boş olduğu için bu 3.99 mu 3.999 mu 3.999 mu belli değil. O yüzden arkadaşlar bunu bilemeyeceğiniz için içi boş olan noktalarda ekstremum noktası olmaz. Ona dikkat edelim. Muhakkak dolu olması lazım. Aynen burada olduğu gibi. Yine bir örnek daha göstereyim bakın. Diyelim şöyle bakın burada dibe ulaşmamış içi boş. Bunun türevinin grafiğini çizsek bir yerde böyle azalan, bir yerde artan olduğu için şöyle arkadaşlar içi boş olacaktır. Türev yok. Türevi olmadığı halde sürekli olabilir de ama burada sürekli de değil. Bu yüzden fonksiyonun ekstremum noktası yoktur. Sorularda da demin dediğim gibi f türev x'te arkadaşlar maksimum minimumdan bahsedebilmek için orada size soruda muhakkak sürekli diye bir ifade verir. Bunu sınavda çünkü ÖSYM'e sormuştu arkadaşlar. Aynı böyle bir grafik verip sürekli demişti. O zaman biz burada evet ekstremumdan bahsederiz. Hem sürekli ise hem de türev işaret değiştiriyorsa orada ekstremum vardır. Bu cümlelerimi gerekirse böyle bir kenara yazın. Üzerine de düşünün. Konu anlatımında derinlemesini anlattığım için. Şimdi üzerinden böyle aklıma geldiği için bahsettim kafanıza yatmayan yerler olunca böylece hem öğretmeninize veya arkadaşınıza sorarsınız. Hoca böyle bir şey demişti. Acaba ne demek istiyor diye. Şimdi gelelim bu soruya. f(x)'in türevinin grafiği verilmiştir demiş arkadaşlar. Türevinin grafiğinde artan azalanlık bizim için şudur arkadaşlar. Eğer fonksiyonun türevinin grafiğinde x ekseninin altında kalıyorsa azalandır. X ekseninin altında e, üstünde kalıyorsa fonksiyon artandır. Grafiğin şekli şemali önemli değil. Bak burada fonksiyon artan. Çünkü türev pozitif işaretli. Burada azalan. Burada arkadaşlar artan. Burada azalan. Ve unutmayın fonksiyonun türevi varsa ve sıfıra eşitse orada arkadaşlar artıdan eksiye geçiyorsak maksimum noktasıdır. Eksiden artıya geçiyorsak minimum noktasıdır. Yine burada artıdan eksiye geçtiğimiz için maksimum noktasıdır. İsterseniz şöyle tablodan da göstereyim. Bir kök eksi 3, bir kök eksi 1, bir, bir kök 5. Eksi artı, eksi artı. Çünkü 5'ten sonra eksiye gittiği için o yüzden eksiyle başladım. Gerçekten bakın eksi sonsuzla eksi 3 aralığında fonksiyonun türevi pozitif işaretli. Gerçekten eksi 1 ile 5 aralığında fonksiyonun türevi pozitif işaretli. O zaman fonksiyon Eksi 2 ile 2 aralığında artan mıdır? Hayır tabii ki. Eksi 2 ile 2 aralığında arkadaşlar fonksiyon bu kısımda türevi negatif işaretli olduğu için biraz azalandır. Biraz artandır. Bu yanlış. X eşittir 2 yerel maksimum noktasının apsisidir. Hayır. Fx arkadaşlar değil bakın bu grafik. Bu F türev x grafiği. Ne dedik? F türev x grafiğinde delip geçen yerler ekstremum noktasıdır. Bu yüzden bu yanlıştır. Bu arkadaşlar neyin yerel ekstremum noktası? F türevin yerel ekstremum noktası deseydi evet haklıydı. F1 büyüktür F2'dir. Bakalım şimdi arkadaşlar bu 1-2 aralığında gördüğünüz gibi fonksiyonun türevi pozitif işaretli olduğu için artandır. Bundan dolayı F1 F2'den küçüktür arkadaşlar. Eksi 2 ve 2 Fx'in ekstremum noktalarının apsisidir. Hayır demin söylediğim gibi bu F türevin ekstremum noktasıdır arkadaşlar. Eksi 3 ve 5 yerel maksimum noktalarının absistir. Aynen. Türevin işareti artıdan eksiye geçiyor. Türevin işareti artıdan eksiye geçiyorsa bu arkadaşlar hem ekstremumdur hem de yerel makstır. E şıkkı doğru olur. Evet bu ne sorusu arkadaşlar? Türev mi integral mi? Bize akış hızı, değişim hızı, anlık hız soruluyorsa bakın anlık hız değişimiz bir an akışısı dedim ama anlık hız veya değişim hızı soruluyorsa arkadaşlar değişim sorulduğunda o türev demektir. Yolun değişimi, hızın değişimi, anlık hız, anlık değişim bunların hepsi türevle ilişkilidir. Hatta şuradan bile düşünebilirsiniz. Miktar arkadaşlar türevi hakikaten hızı verir. Sonuçta bir yol düşünün. E, yolda arkadaşlar gittiğiniz zaman normal yol alıyorsunuz siz. Ama hızı sorarken orada gerçekten yolun türevi bize hız verir. Özellikle mühendislik okuyacak arkadaşlar bunları ne demek istediğimi üniversite bir de çok daha iyi anlayacaklar. Peki diğer arkadaşların hani böyle derinlemesine anlamasına lüzum var mı? Yok. Yani siz şu an türevin ne olduğunu bilin böyle çok profesyonel benim ilgi alanıma giriyor derseniz tabii ki olur ama artık böyle sınava çok bir şey kalmadığı için ben şeye de katılmıyorum doğrusu. Türevi bize böyle anlatmıyorlar nereden geldiğini falan biz anlamıyoruz. Yok hiç onunla ilgisi yok arkadaşlar. Türev hakikaten dümdüz matematiktir. Nerede kullanıldığını bilirseniz belki teşvik eder sizi ya da birazcık daha daha iyi anlamanıza katkısı olur. O da psikolojik olarak. Yoksa şöyle söyleyeyim üniversite birinci sınıfta göreceksiniz. Keşke diyeceksiniz lisedeki türevler olsaydı ya ben öyle teorik de olsa anlıyordum. Bunlar ne böyle dedirtecek şekilde derin bir konudur. Ee, onu söylemiş olayım. Temel böyle sığ yorumları bile bize yeterli. Şimdi arkadaşlar o zaman madem 10. dakikada anlık hızı soruyor. Hemen bu denklemin türevini alalım. 1 bölü 4 kat sayı zaten. 40 eksi t'nin karesinin türevi nedir? Sanki x karenin türevini al gibi 2'yi başa attım. Üzerini biraz azalttım. İçinin türevini asla unutmuyoruz. İçinin türevi de 40 eksi t'nin türevi olduğu için eksi t'nin türevi eksi 1'dir. 10. dakikadaki değişimizi sorulmuş. 1 bölü 4 çarpı 2 çarpı eksi 1 çarpı t yerine 10 yazdım bakın. 40 eksi 10'dan 30 geldi. Eksi 60 bölü 4'ten eksi 15. Hayda neden negatif geldi hız? Çünkü arkadaşlar fizikte eğer yavaşlayan bir durum varsa hız negatif çıkacaktır. Aklınızda bulunsun. Veya ters yönde gidiyorsanız negatif çıkacaktır. Bu yüzden burada bir hata yok. Eksi çıkması bunun hızının azaldığına işaret eder arkadaşlar. Bu yüzden siz yine şıklarda 15 olduğu için 15'i işaretleyeceksiniz. Eksi 15 olsaydı eksi 15 derdik. Gelelim yine böyle bir an korkutucu görünüyor ama sınavda da karşınıza gelebilir hiç merak etmeyin. Siz normal arkadaşlar okuyun. E, yapacağınıza inanıyorum ama bakalım bir. Bir maddenin asidik veya bazik olması o maddenin pH'ının aldığı değere bağlıdır. Madde asidik ise pH değeri 7'den küçüktür. Madde bazik ise pH değeri 7'den büyüktür. Şu anda Kuzey Avrupa'daki yağmur suyunun pH'ı 6 olarak ölçülmüştür. Çevre bilimciler bu bölgenin X yıl sonraki yağmur suyunun pH'ının AX eşittir 6 eksi 4X bölü X kare artı 16 formülü ile hesaplanabileceğini tahmin ediyorlar. Buna göre en düşük pH kaç yıl sonra gerçekleşir? Bir kere zaten en büyük en küçük sorusu sorduğu zaman temel kavram sorusu değilse ben orada türev yaparım arkadaşlar. Şimdi bu ifade bize zaten pH değerini veriyorsa ne güzel senden denklem bile istemiyor. Çünkü ben anlatırken ne söylüyordum? maksimum minimum sorularında denklemi siz kurmalısınız. Yoksa varsa ne güzel onun türevini al olayı hallet. Payın türevi 4. Altının türevi 0 olduğu için onu söylemiyorum bile. Şimdi payın türevi 4. Sonra çarpı x kare artı 16. Eksi paydanın türevi 2x. Çarpı payın aynısı. Bölü paydanın karesi. Bu türevi neye eşitleyeceğiz arkadaşlar? 0. Çünkü böylece Hangi noktada e, minimum değerine ulaştığını almayacağız. Yerel ekstremumları bulurken çünkü türevi sıfıra eşitlerdik. O zaman içler dışlardan bu zaten sıfır olur. 4x kare artı 64 eksi 8x kare eşittir 0. 4x kare eşittir 64. X arkadaşlar buradan e, 4 de olabilir, eksi 4 de olabilir. Ben size bakın tablosunu da yapayım bu arada. Eksi 4 artı 4 artı eksi artı. Bakın hakikaten 4 noktasında fonksiyon minimum değerine ulaşıyor. Zaten evet x'e negatif veremezdik ama biz nereden geldiğini de görelim. Yerel minimum noktasını soruyor bize. O yüzden 4 veriyoruz arkadaşlar. 4 verdiğimiz zaman da denklemde yerine yazacağız. Hangi denklemde? Tabii ki ax'te. A4 6 eksi 16 Bölü 4'ün karesi 16. 16 daha 32 oldu. Böylece arkadaşlar bu yıldaki pH değeri şöyle 1 bölü 2 dersek demek ki 5.5'a ulaşacakmış. Ben size pH değerini bile buldum. Ama kaçıncı yılda diye soruyordu zaten bize. 4 arkadaşlar o cevap C şıkkı. pH nedir deseydi en düşük pH o da 5.5'muş. Fonksiyonuna Grafiğine çizilen teğetlerden birinin denklemi y eşittir mx artı n olduğuna göre m'nin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyona bir noktadan çizilen teğet demek o noktadaki türev demektir. Biz o zaman hemen bu m'yi bulmaya çalışalım. Dolayısıyla türevini alalım. 6x kare artı 12x artı 9 eşittir f türev x. Hangi noktada? Bilmiyoruz. O zaman 6 a kare artı 12 a artı 9. Bu arkadaşlar herhangi bir nokta bilmediğimiz bir noktadaki teğet eğimi yani türev. O zaman bunun maksimum olması için ben şu an türev denklemini yani teğetin eğimini veren denklemi buldum. O zaman bunun bir daha türevini alacağım. Bakın bu noktada bazen kafası karışan arkadaşlar oluyor. Şu an neyi yaptık bir daha söylüyorum. Birincisi ben şu an M'yi bulmak için. Çünkü bu doğrunun eğimi türevdi. Ben şu an önce bu doğrunun eğimini buldum. Hangi noktada? Bilmediğim bir A noktasında. Bilmediğim bir A noktasında şu an daha yeni ben eğimi buldum arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu eğimin en büyük olması için türev alacağız. 12A artı 12 eşittir sıfırdan a eksi 1'miş. Demek ki eksi 1 noktasında arkadaşlar bu fonksiyonun türevi yani o noktadaki eğimi mak Hayır, minimum oluyormuş pardon maksimum olmuyormuş affedersiniz. Şimdi burada o zaman a'yı yani eksi 1'i nereye yazacağız? m'yi sorduğu için tabii ki bu m denkleminde yerine yazacağım arkadaşlar. O zaman 6 eksi 12 artı 9'dan 3 geldi bu teğetin eğiminin en küçük değeri arkadaşlar. Buna bir yıldız koyalım. Bir daha bence bir kendiniz bakın. Çünkü kafa karışabiliyor bu noktalarda. Köşeleri çapı iki kökü birim olan çember üzerinde olan bir dikdörtgenin alanı en çok kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bir çember. Köşeleri bunun üzerinde olan bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin alanının en büyük değeri isteniyor. Ben burada size bir Pratik bilgiyi vermek zorundayım tabii ki çünkü bazı noktalar önemli arkadaşlar. Bir üçgen içine çizilebilecek en büyük dikdörtgenin alanı sorulursa üçgenin alanının yarısıdır. Türev yapmadan olayı halledebiliriz. İki, bir çeyrek dairenin içine yerleştirilebilecek en büyük dikdörtgen karedir. Üç, bir çemberin içine yerleştirilebilecek en büyük üçgen eşkenar üçgendir. Dört. Bir çemberin içine yerleştirilebilecek en büyük dikdörtgen karedir. Bunları bilirseniz böylece türevsiz olayı halledersiniz. Bu arkadaşlar en ideal en optimum şekildir çünkü. Çapı da 2 kök 2 olduğu için e, yarı çapı kök 2 bu karenin bir kenarı da 2 olur. Karenin bir kenarı 2 olduğuna göre alanı 4 olacak arkadaşlar. Burada akla şu soru gelebilir tabii. Hocam öyle pratik yolla yaptınız ama hadi bir de uzun yoldan yapın bakalım derseniz ben size şöyle cevap veririm. Bence bilmelisiniz soldakileri. Çünkü bunlara böyle yiğitlik sökmeyebilir ama normalde Pisagor'dan getireceğiz. Burası şimdi 2 kök 2 ya. Buraya x diyeceğiz biz şimdi bunun kare olduğunu bilmiyoruz o zaman. Böylece buraya da y dersek 4 eksi 8 eksi x karenin kare kökü olur arkadaşlar y. Her zaman ne söylüyoruz? Maksimum minimum sorularında tek bilinmeyene ihtiyacımız var. Bu yüzden x çarpı kök içinde 8 eksi x kare bize alanı verecek arkadaşlar. Hemen çarpımın türevini alalım. Birincinin türevi 1 sonra diğeri 8 eksi x kare. İkincinin türevi 1 bölü 2 kök içinde 8 eksi x karenin kökü. İçinin türevi eksi 2x. Eşittir diyeceğiz 0'a. Buradan payı eşitlediğimiz zaman 2 parantezinde 8 eksi x kare eksi 2x kare bölü 2 kök içinde 8 eksi x kare eşittir 0 oldu arkadaşlar. Buna göre o zaman 16 eşittir 4x kare geldi. x eşittir gerçekten 2 oldu. Bakın yani ben güzelce size yaptım ama bazen şanslı olmayabilirsiniz bu kadar. Hani işleme hatası yapabilirsiniz falan. Bilin içiniz rahat olsun. 75. soru. Yandaki şekilde y eşittir f türev grafiği verilmiştir. f2 eşittir 1 bölü 3 olduğuna göre f eksi 6 kaçtır diye soruyor. Size bir tane normal bir çözüm yapacağım. Bir de biraz böyle bu soru için en azından biraz fanteziye kaçan bir çözüm yapayım. Ama onu da lazım olduğunda kullanacağımız için kenarda durabilir. Şimdi bir kere fonksiyonun türevi verilmiş. Dikkat ederseniz kendisi isteniyor. Türevden kendisine nasıl gideriz fonksiyonun? integral alarak. O zaman f türev x dx lazım bize. Böylece bu ne olacak? fx artı c'ye eşit olacak. Peki fonksiyonun türevinin denklemi nedir? Tanjant alfa doğrunun eğimi 5 bölü 3. Bir doğrunun denklemi Y eşittir mx artı nedir arkadaşlar? Bu yüzden 5 bölü 3x sağa tık doğru. Bir de x'e 0 verdiğiniz zaman y'si 5 ya. İşte arkadaşlar bu sabitinin 5 olduğunu söyler bize. X'e 0 verdiğiniz zaman gerçekten fonksiyon 5'ten geçiyor. O zaman bu şu an f türev x denklemi. Yerine yazıyorum artık integral 5 bölü 3x artı 5 dx. Bunun integrali ne olur? 5 bölü 6 x kare artı 5x artı c. F2 1 bölü 3'müş yazalım. 5 çarpı 4 bölü 6 artı e, 10 artı c eşittir. 1 bölü 3 bunları sadeleştirirsek 10 bölü 3 oldu. Öbür tarafa atarsam c'yi e, bıraktım yalnız en gıcık olduğum yerlerde şu işlem kısımları integralde. Eksi 9 bölü Şurası 10 bölü 3. Attım öbür tarafa eksi 9 bölü 3'den eksi 3. Attım öbür tarafa 10'dan eksi 10. İnşallah bir işlem hatam yoktur. C buradan eksi 13 geldi. Şimdi f eksi 6'yı bulalım artık. Ee, 5 bölü 6. 6'nın karesi 36. Eksi 30 artı eksi 13 oldu. Şimdi burası eksi 43. Sonra arkadaşlar burası 6 olduğu için 30 30 eksi 43'ten -13. Vallahi bunun cevabına bir bakacağım. İnşallah işlem hata. Vallahi yapmamışız. 75 A'ymış çünkü bu işlemlerden korkuyorum biraz. Şu an size bunu böyle çözdüm. Bir de bir şey denemek istiyorum size arkadaşlar göstermek istiyorum hem. Fonksiyonlarda şöyle bir şey yapmak mümkündür. f türev x integral a'dan b'ye f x Böyle A'dan B olur. Yani FB eksi FA olur. Nasıl olsa tekrar yapıyoruz. Göstermiş olayım bakın size. Şimdi e, isteyen hocam benim kafam karışır. Mükemmel integral bilgisine daha sahip değilim diyenler bu çözümü e, geçmesin. Ya onlar da dinlesin en bir şey öğrensin. Burası eksi 6. Sonra bize ne vermiş? 2'yi vermiş. O zaman buraya da 2'yi yazıyorum. Bakın arkadaşlar. Eğri altında kalan alan negatifse integral eksiydi. Üste ise pozitifti. Ve bu fonksiyonun türevinin integrali kendisi olduğu için f integral 2 şey 2 diyorum. Eksi 6'dan 2'ye f türev x dx bana f 2 eksi f eksi 6'yı verecek. Ve bu ifadenin integrali neydi arkadaşlar? Alandı. O zaman hemen bu alanı bulalım. Şöyle burası alfa. 5 bölü 3 olacağı için şurası 5 birim. O zaman arkadaşlar e, burası da 5 bölü 3 olması için 25 bölü 3 olur. Sonra yine burası arkadaşlar 9 birim. 5 bölü 3 olması için kaç olur? Şey 9 birim diyorum pardon. 3 birim. O zaman burası da 5 olur. Buradaki toplam alan o zaman 25 bölü 3'ün yarısı 25 bölü 6. Şu bölgenin alanı. X80'nin altında kaldığı için burası da 5 çarpı 3 bölü 2'den 15 bölü 2. Payda eşitlersek e, burası ne oluyor o zaman? 45. Şöyle 6 oldu. Eksi 20 bölü 6'dan eksi 10 bölü 3 oldu. Eksi 10 bölü 3 neye eşit? F2 eksi F6'ya. F2'yi zaten bana ne olarak vermiş? 1 bölü 3 olarak vermiş. Şurada bir işlem hatası yaptığımı fark ettim ya kusura bakmayın. 25 bölü 3 ile 5'i çarpıp gittim 25 bölü 6 dedim. 125 bölü 6 olacaktı burası. Düzeltiyorum o yüzden. Buna göre çıkartınca 125 eksi 45 kaç yapıyor? 80 bölü 6 sadeleştirince 40 bölü 3 oldu. Sonra arkadaşlar bu f2 eksi f eksi 6 idi. F2'yi de 1 bölü 3 verdiği için 39 bölü 3 yani 13 eşittir eksi f eksi 6 oldu. Demek ki eksi 13 f eksi 6 ymış. Bu ikinci çözüm şu anlık zorlama bir çözüm. Zaten baştan da demiştim fantazi bir çözüm gibi olacak. Ama bilen öğrenciler için biraz böyle olayı yorumlamak adına size bir fikir vermiş olsun. Siz de kendiniz böyle bazı fonksiyon fark sorularını alanla yapabilirsiniz. Bazı sorularda evet ama birçok soruda arkadaşlar bu soru hariç lazım olacak ve kullanacağız. Bunu o yüzden anlatmak istedim. Sıfırdan 3'e 1 artı x dx integralinin değeri nedir diye sorulmuş. İlginç. Şimdi biz 1 artı x arkadaşlar nasıl yapabiliriz ki sonuçta bu 1 artı x'in 1 bölü 2 kuvveti. Burada biliyorsunuz. E, x artı a, x eksi a falan olduğu zaman sıkıntı yoktur. u vermenize bile gerek yoktur. Normal sanki x üzeri 1 bölü 2'nin integralini alırmış gibi yapabilirsiniz. Üstünü 1 arttır. arttırdığını paydaya yaz. Bu şekilde bunlar da u vermeye bence gerek yok. Böylece 2 bölü 3, bir art Ama hangilerinde yapıyoruz bunu sadece? Dediğim gibi. x eksi a, x artı a'larda yapın tamam mı? Yoksa diğerlerinin hepsinde u verin arkadaşlar. 2 bölü 3, 1 artı x, 3'ü e 3 bölü 2, 0'dan 3'e koyalım yerine. 2 bölü 3, 1 artı 3, 4, karekökü 2, bir de 3. kuvveti 8, eksi. 1 artı 0, 0, 1'in 3 bölü 2. kuvveti 1, eksi. 2 bölü 3 oldu. Bundan dolayı 16 eksi 2'den 14 bölü 3 geldi arkadaşlar. Bunun da cevabı. Şimdi gelelim buraya. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. X x f küp x çarpı f türev x dx eksi 4 olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi nasıl bir şey düşünmemiz lazım? Burada bakın bir şeyin türevi varsa ona u demek lazım diyoruz ya. Fx eşitleri u dersek f türev x dx ne olur? d u. O zaman arkadaşlar hemen yapalım. İntegral. Sınırları değiştirmiyorum bakın. Neden biliyor musunuz? Şimdi x'e eksi 2 ver, x'e sıfır ver diyene kadar. E, hadi değiştireyim ya. Sonra diyorlar ki bazı arkadaşlarımız haklı olarak. Niye sınırları değiştirmiyorsunuz hocam? Ben onu da yapayım. F eksi 2 arkadaşlar a ise buradan u da a olacak Sonra F0 arkadaşlar 0'a eşit olduğu için U da 0 oldu. Bakın sınırlar A'dan 0'a gelmiş oldu. F küp U çarpı D U. Gerçi F'e U demiştik. Buradan U küp D U oldu gördünüz mü? Buna göre artık U küpün integrali nedir arkadaşlar? U üzeri 4 bölü 4. Nereden nereye? A'dan 0'a. Yazıyorum o zaman 0 eksi a küp, e, a üzeri 4 bölü 4 eşittir eksi 4'müş. Eksiler gitti. a üzeri 4 eşittir. Buradan 16 geldi. a da arkadaşlar 2 olmuş oldu. Çünkü a bakın burada pozitif değer. Bu şekilde bunu da bulmuş olduk. Değişken değiştirirken, sınır değiştirirken dikkat etmemiz gereken şey acaba o ifadenin türevi orada var mı? Buna dikkat ederseniz işiniz biraz daha rahatlar. Çünkü sınır değiştirme ve değişken değiştirmeler bazı arkadaşlarımıza zor geliyor. Anlayabiliyorum gerçekten. Soru çözmek ve bizi düzgünce dinlemekten başka ekstra yapacağımız bir şey yok. Sınavda 78. soru gibi sorular sormuşlardı arkadaşlar. Bu yüzden bu soruları ben önemsiyorum. Yine değişken değiştirme soruları. Dediğim gibi x'in katsayısı 1 veya yanında böyle sabit sayı varsa tamam ona u vermene gerek yok ama burada u ver. Çünkü kat sayı da var. 3x artı 1 u ise buradan 3 dx eşittir du olur. dx arkadaşlar du bölü 3 olur. Sınırlara gelelim. x'e 0 verdiğimizde u1, x'e 1 verdiğimizde u4. Yazıyorum yerine şimdi. 1'den 4'e f u du neye eşitmiş? 5'e. Tabi f u d u bölü 3 olacak. O 1 bölü 3'ü kat sayı olarak buraya yazmayı unutmayalım. Şimdi 1 bölü 3 her iki tarafı 3 ile çarparsak ne olur? 1'den 4'e f u d u 15 olur. Konu anlatımında da söylüyorum bakın. Burada da yine söyleyeyim. Fonksiyonlarda eğer değişkenler hep aynı harf ise onları geri x'e dönüştürebilirsiniz. Bu bir sembol çünkü arkadaşlar. Şunu zannetmeyin. Bir dakika hocam siz önce x'e u dediniz sonra bir daha u'yu geri x yaptığınız zaman onlar aynı şey değil. İşte gerçekten normal fonksiyon yorumu gibi düşünün. Siz şimdi f a eşittir a artı 1 olsa f4 nedir desem a yerine 4 yazmıyor musunuz? Aynı mantık fx eşittir x artı 1 olsa f4'ü istesem yine x yerine 4 yazarsınız. Bunun gibi harften ibaret ama bütün her şey aynı harf olursa bu geçerli. Böylece fx dx'e dönüştürebiliriz. Benden zaten 1'den 4'e fx dx'i istiyor arkadaşlar. İşte cevabımız 15 oldu. D şıkkı. Burada da fx eksi 1 3'ten 4'e sorulmuş arkadaşlar. Şimdi e, burada şöyle bir şey yapabiliriz o zaman. x eksi 1'e u derseniz e, buradan dx eşittir du olacaktır. Üstteki fonksiyona benzetelim hiç uğraşmayalım böylece. Bundan sonra arkadaşlar sınırlarımızda x'e 3 verdiğimiz zaman u 2 olur x'e 4 verdiğimiz zaman 4-1'den u 3 olur. Çünkü biz x-1'e u dedik. O zaman 2'den 3'e f u d u demektir. Bu da ne demekti arkadaşlar? u ve d u aynı şey olduğu için artık fx dx 2'den 3'e bizden bunu istiyor. Şimdi 2 ile 3 arasında hangi fonksiyonu kullanacağız o zaman? Gördüğünüz gibi bunu kullanacağız arkadaşlar. Yapıyorum o zaman bunun integrali x hatta yazayım önce bir görün x kare artı 2x integral 2'den 3'e arkadaşlar. Böylece yerine yazdığım zaman x küp bölü 3 artı x kare 2'den 3'e dx olmuş oldu. Bundan sonra yerine yazdığımız zaman 27 bölü 3 artı 9 eksi 8 bölü 3 artı 4. 9 9 burası 18 artı 4 eksi 8 bölü 3 22 çarpı 3 66 8 çıkardığımız zaman şunu düzelteyim bu arada ee, eksi 4 olacaktı orası ben hemen şurada dağıtıyorum ya eksi 4 olacak arkadaşlar bu yüzden 14 olacak. 14 çarpı 3 42 8 çıkartırsak 34 bölü 3 bakın buralar hakikaten işlem hatasına çok meyilli. Soruyu o kadar doğru getirip sonra bir de yanlış yapmış olmayalım. Mutlak değerini integralinde neye dikkat edeceğiz? Mutlak değerde türev integral limit her zaman söylüyorum fark etmez. Önce nasıl çıktığına bakacağız. Tablosunu yaptığınız zaman bir kökü bunun birdir, bir kökü eksi birdir. Başka sayı eksi olduğu için eksi artı eksi olduğundan dolayı eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar yani eksi 2'den eksi 1'e kadar bu eksi ile çarpılarak çıkar. Sonra arkadaşlar geliriz e, eksi birden bire kadar olduğu gibi çıkar. Ve sonra yine burada birden ikiye kadar eksiyle çarpılarak çıkar. O yüzden buna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bunlardan sonra yapacağız. Şimdi integral alacağız. x küp bölü 3 eksi x eksi 2'den 1'e. Sonra x eksi x küp bölü 3 eksi 1'den 1'e ve yine x küp bölü 3 eksi 1 1'den 2'ye yerine yazayım ben hemen bekletmeyeyim sizi. Gördüğünüz gibi yerine yazınca arkadaşlar bu geliyor ve kenarda topladığım zaman merak etmeyin 4 geliyor gerçekten. Sadece işlem kalabalığı olduğu için o kısmı e, atlayayım istedim. Olayın özünden kopmayalım. Mutlak değerde sınırlara bakalım. Nerede negatif, nerede pozitif onu bulalım. Mutlak değerin dışına çıkaralım. Sonra arkadaşlar integral alalım. Gelelim böyle bir fonksiyonda alan bulmaya. Şunu söylüyorum. Bir parabolde, ister sağa yatmış olsun, sola yatmış olsun, ister bildiğiniz parabol olsun. Parabolde arkadaşlar yapacağımız olay şudur. Eğer tepe noktasından itibaren bir alan sorarsa bu bölge şu bölgenin arkadaşlar yarısıdır. Bu dikdörtgenin 3'te biri A1'e eşit olarak olayı halledebiliriz. Ama ne zaman dediğim gibi tepe noktasından itibaren sorarsa. Diyelim bir parabol var tepe noktası burası ama sizden bu bölgeyi istiyor. O zaman bunu normal yerine koyarak integralle yapın tamam mı? Bu sadece tepe noktasından itibaren olan alanlarda geçerli. Dolayısıyla burası 3 birim. E, ee, y'si 3 olduğuna göre yerine yazarsak 3'ün karesi 9 burası 9 geldi. Ne demiştim? Toplam alanın burası dikdörtgenin alanının 3'te biri A1 kısmı. 3 çarpı 9 27 dikdörtgenin alanı 3'e bölersek e, o zaman 9 birim kare olacak A1. A2'ye geldiğimiz zaman da burası bakın X4 olduğuna göre y eksi 2 olacak negatif tarafta. Uzunluk burası 2 burası 4 olduğu için arkadaşlar alanı bulduğumuz zaman şu ufak kısım 8 bölü 3 burası da 16 bölü 3'tür. Bizden ne istiyor? Taralı bölgelerin çarpımını istiyor. 16 bölü 3 ile 9'u çarparsak cevabımız 48 olacak arkadaşlar. D şıkkı geldi. Şimdi eksi 3'den 0'a mutlak fx dx ve eksi 2'den 2'ye fx direkt sorulmuş. Eksi 3'den 0'a kadar arkadaşlar mutlak fx demek zaten fonksiyonu aşağıdan yukarı kaldır demektir. Bu yüzden mutlak değerin integrali sorulursa alanları direkt toplayabilirsiniz. Negatif olma şansı yok çünkü. 3 artı 8 yani burası 11 oldu. Eksi 2'den 2'ye arkadaşlar buranın integrali 8 tamam ama buranın integrali eksi 5 olacak. X ekseninin altında kalan bölgenin alanı integralin eksi ile çarpılmışıdır çünkü. Bu yüzden 3 buradan 3 buradan 6 8 daha arkadaşlar 14 olmuş oldu. Kaç sorumuz kaldı ya? Ha varmış birazcık daha. Yukarıdaki şekilde D doğrusu ile Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 1'den 5'e fx dx 13 olduğuna göre şekildeki taralı alan kaç birim karedir demiş arkadaşlar. 1'den 5'e kadar integral demek x ekseni ile yapılan şu alan demektir arkadaşlar. Bu alanda gördüğünüz gibi 13 verilmiş. E, taralı bölgenin alanı şu üçgenin alanının çıkartılmışı demek olacak. Onu da nereden bulacağız? Hemen şöyle bir rengi değiştireyim. Bakın burada 1 1 olduğu için doğrunun eğimi 1. Yani 45 derece. 45 derece olduğu için 1'den 5'e 4 birim olduğu için burası da 4. Demek ki dik üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2'den 8'miş. Haliyle arkadaşlar taralı bölgenin alanı 13 eksi 8'den 5 birim kare olmuş olacak şu bölgenin alanını sorduğu için bize. Evet gelelim şöyle çemberli sorulara. Bakın arkadaşlar kök içinde 16 eksi x karenin isterseniz bir integralini almaya çalışın bakalım. Neye u verirseniz verin kurtulamadığınızı göreceksiniz. Çünkü bu çember analitiğidir. Merkezi orijinde olan bir çemberin denklemi budur arkadaşlar. Ve burada ne alaka bu şekil? Bakın şimdi Y eşittir kök 16 eksi x kare dersek her iki tarafın karesini alınca bakın böyle bir durum oluyor. Y kare artı x kare eşittir 16 olduğu için merkez orijinde olan yarıçapı da 4 olan bir çemberdir arkadaşlar bu. Ancak burada kök içinde bir ifade kareköklü olduğu için asla dışa negatif çıkmayacağı için burada çemberin sadece üst bölgesini alırız tamam mı? Eğer şu kökün önünde eksi olsaydı grafiğin alt tarafını alacaktık. Bunu da böyle bir bilmek lazım. Şimdi öbür taraftan x artı 4'e gelelim. Burada arkadaşlar hemen söylüyorum. fx eksi gx'in integrali bize bunların arasında kalan alanı vermiyor muydu? O zaman ben x artı 4'ün grafiğini de çizerim. Bakın şimdi büyükçe artık göstereyim. Böyle eksi 4'ten 4'e yarı çapı 4 olduğu için bir çemberin üst kısmı y eşittir x artı 4 ne demektir? Bu da bir fonksiyon olsun. Çünkü bakın bu çember denklemi, Bu bir fonksiyon. O zaman böylece şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. x'e 0 verdiğimiz zaman y'si 4. y'ye 0 verdiğimiz zaman x'e eksi 4. Bu da böyle bir grafik oldu. İkisinin arasında kalan bölge neresidir? İşte burasıdır. Hiç integral yapmaya gerek kalmadan bunun alanı arkadaşlar 16 pi'nin 4'te 1'i eksi 4 çarpı 4 bölü 2'den 4 pi eksi 8 geldi c oldu. Bu şekilde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada size şuna kesinlikle uyarmam lazım. Soruda bakın yardım etmiş şurayı eksi vermiş. Vermeseydi yani kök içinde 16 eksi x kare eksi x eksi 4 deseydi sizin bu mantığı yapmanız için eksi parantezini alıp bunu bir fonksiyon bunu bir fonksiyon olarak değerlendirmeniz lazım. Örnek şöyle bir soru sorulsaydı. Kök içinde 16 eksi x kare artı x eksi 2. Burada fx x eksi 2 midir? Hayır sakın. Eksi parantezini alacaksınız. 2 eksi x diyeceğiz. fx arkadaşlar bu olacak. Siz 2 eksi x'in grafiğini çizeceksiniz. Burada o yüzden eksi parantezini almayı sakın unutmayın. Gelelim bu soruya. Aşağıdaki integrallerden kalmadı değil mi orada soru? Evet. Aşağıdaki integrallerden hangisi şekildeki taralı alanı verir? Bununla alakalı ÖSYM e bir kere sormuştu arkadaşlar böyle bir soru. Gerçekten grafiği verip alanı nedir diye sormuştu. Burada bir parabol var bir de doğru var. Bunların arasında kalan bölgenin alanı şöyle ip gibi birleştirsek şöyle bir şey söyleyebiliriz. Sıfırdan x eksenini kestiği nokta 2 4 eksi x kare grafiğinden ne çıkarılmış olacak? Doğru. Doğrunun denklemi ne? Doğrunun eğimi Tanjant alfa 3 bölü 2 ama sola yatık bir doğru. Eksi 3 bölü 2 x. Bir de x'e 0 verdiğimiz zaman y eksenini 3'te kestiği için doğrunun denklemi bu. O zaman eksi 3 bölü 2 x artı 3 çıkarılmış. 0'dan 2'ye 4 eksi x kare eksi 3 x bölü 2 artı 3. Şimdi bakacaksınız bu şıklarda yoksa eksi dağıtılmış demektir. 4 eksi x kare artı 3 bölü 2x eksi 3. Bak bu hakikaten şıklarda var gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar gerekli uyarlamaları da yapıp alanı bulmak lazım. Denklemleri y eşittir x kare ve y kare eşittir x olan eğrilerin sınırladığı bölgenin alanı nedir? y eşittir x kare bildiğimiz parabol. Onda bir sıkıntı yok. Şöyle. y kare eşittir x ne demektir? Bu da y'ye bağlı fonksiyon. Değil tabi bağıntı çünkü fonksiyon olması için e, iki tane x de, bir tane x değeri aynı anda iki yere gitmemesi lazım. Bu bir bağıntıdır ve kolları sağa doğrudur arkadaşlar. Unutmayın x eşittir ay kare şeklinde olursa pozitifse a sağa yatık, negatifse sola yatık bir paraboldür. O zaman bunların arasında kalan bu bölgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Nasıl bulabiliriz? Öğrendiğimiz pratik formülle yapabiliriz. Ama önce bir kesim noktalarını bulalım. Ee, bir tanesinde y'ye gördüğüm yere x kare yazarsam şu. x üzeri 4 eşittir x olur. O zaman buradan x küp eşittir 1 olur. x 1 gelir. Bir de sadeleştirdiğim için 0'da da gerçekten kesişiyorlar. Bir de 1'de kesişiyorlar. Hemen pratik yorumumu kullanacağım. 1 ise burası da 1. Ben o zaman şu bölgenin alanına ne diyordum? Tepe noktasından itibaren olunca. 1 çarpı 1 bölü 3. E aynısı burada da var. Bunlar sadece arkadaşlar yana yatırılmış aynı iki tane parabol. O zaman bu bölgenin alanı da arkadaşlar ne gelmiş olacak? 1 bölü 3 toplam alan 2 bölü 3 olduğu için ve bu bir dikdörtgen hatta kare olduğu için toplam alanda 1 geldiğinden buranın alanı 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş oluruz. Burada tabi bir şey eklemem lazım. Kolay bir soru oldu. Biz bunun zor bir soru olduğu halini, yani böyle tepe noktasından itibaren olmadan kesişselerdi, alelade bir yerde kesişselerdi ne yapacaktık? Ben size onu muhakkak göstermek istiyorum. Sıfırdan 1'e. Şimdi x eşittir sıfırdan x eşittir 1'e kadar diyorum ya. Burada sıkıntı yok. Bu arada hangisi üstteyse ondan çıkarıyorduk. Bakın, gördüğünüz gibi üstte olan grafik y kare eşittir x grafiği. Ama orada y'yi yalnız bırakmamız lazım. O yüzden her iki tarafın kare alıyorum. Y eşittir kök x oluyor. X ekseninin üstünde olduğu için kök x diyeceğim. Diğeri de arkadaşlar bakın. Y eşittir x kare olduğu için eksi x kare diyorum. Altta kaldığından dolayı sıfırdan bire kök x eksi x karenin integralini alarak yapardık. Eğer biz bunu denklemle çözmek isteseydik. Evet geldik son soruya artık arkadaşlar. Şimdi burada hemen kesiştikleri noktayı bir bulalım ki e, ne söyleyeceğiz? 2x kare eşittir 6 eksi x. 2x kare artı x eksi 6 eşittir 0. 2x'e x diye ayırayım. Burayı da 2 eksi 3 desek 4 eksi 3'ten 1 oluyor. Apsisleri pozitif tarafta olduğu için 3 bölü 2. O zaman apsis 3 bölü 2 ise yerine yazarsak 9 bölü 4 çarpı 2'den burası da 9 bölü 2 oldu arkadaşlar. Ne diyorduk buradaki parabolün alanına tepe noktasına itibaren olursa? 9 bölü 2, 3 bölü 2. Bir de bunu 3'e böleceğiz. Demek ki arkadaşlar 9 bölü 4'müş bu bölgenin alanı. Gelelim şimdi parabole. Şey doğruya pardon. 6 eksi x. O zaman benim burayı bulmam için 6'dan 3 bölü 2'yi çıkarmam lazım. Burası da 9 bölü 2 oldu. Şöyle. O zaman bu üçgenin alanı da 9 bölü 2 çarpı 9 bölü 2 bölü 2'den 81 bölü 8 oldu arkadaşlar. Payda eşitlersek çünkü birini 9 bölü 4 bulmuştuk öbüründe 81 bölü 8. Payda eşitlediğimde 18 bölü 8 oldu. 99 bölü 8 geldi bu sorunun da cevabı. Bu şekilde arkadaşlar tekrarımızı bitirmiş olduk. Klişe sorularla geometri tekrarı var. Ben inanıyorum ki birçok öğrencinin arkadaşlar geometriyi tekrar etmeye ihtiyacı var. O yüzden de lütfen bundan hatta daha kolay tabii geometriler ama bence daha kolay. Birçoğuna da daha standart geliyor. Klişe sorularla da geometriyi arkadaşlar bitirebilirsiniz. Bu zaten toplu pdf'in içinde vardı. Bu toplu pdf derken bu tekrar testinin pdf'i. Bundan sonraki kısımda arkadaşlar inşallah... Tekrar sorularını çözeceğim, 10 soruda matematik ve 10 soruda geometri sorularının PDF'leri hazır. Ee, mini AYT tekrarların soruları hazır arkadaşlar. Bunları inşallah vaktim olursa, sağlığım yerinde olursa çözmeye çalışacağım. Ee, bu arada tabii ki artık sona doğru yaklaşırken de beğeni ve e, abone olmalarınızı eksik etmeyin. Yani bu videoyu izliyorsanız ve faydalanıyorsanız abone olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunların tabii ki bana muhakkak bir katkısı oluyor. Ben elimden geldiğince karşılıksız bir şekilde yapmaya çalışıyorum ama buraya bir vakit ayırmam için de normal açık söylemek gerekirse keşke YouTube'dan bunu böyle, böyle ayda 1000 lira, 2000 lira falan gelse de ben de iki tane ders vermeyip buraya biraz daha vakit ayırsam. Mecburen bu durumlarda tabii ki oluyor. Ee, hayatta böyle şeyler de var. İnşallah böyle hiç bunlara da gerek kalmadan her zaman böyle size yardım edebilecek durumum olur arkadaşlar. Siz başarıya ulaşırsınız. Benim de içim iyilikle mutlulukla dolar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.